الحمد لله الذي هدانا لهذا ما كنا نهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي واعتصامي الا بالله قد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على عليه محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل على عليه محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من مزات الشياطين أعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما صدق الله العظيم الله من بالقرآن العظيم Barik lana fi elhamdülillahi rabbil alemin estağfirullah elhayyel kayyum Hassantukum bilhayyil kayyum illezi la mutabada Defaatu ankum suve bila havle ve la kuvvete illa billa aliyyil azim Bizleri bu mübarek Muharrem-i Şerif ayında Aşura gecesinin gününün önünde böyle bir ilim meclisinde toplayan Allah'ımıza hamdü senalar olsun. Allah Teala Hazretleri ben bir tarikan yeltemisu fi ilmen lehu bi cennet ilim yoluna giren Allah'ın dinini öğrenmek için adım atanların Allah cennet yolunu asan eder. Sırrına sizi mazhar eylesin. Attığınız adımları da hicret adde Allah Teala hicret. Çünkü din için Allah için adım atmak hicret. Bu mübarek ay Muharrem-i Şerif. Hicri yılbaşımız mübarek olsun. Allah Teala bu yeni yılımızı İslam'ın Müslümanların yükselmesine vesile kılsın. Amin. Amin. Şimdi afetler çok. Tabi siz bir doğal afetleri biliyorsunuz. Zelzele, i̇şte yel, sel vesaire. Bir de manevi afetler vardır. Bu manevi afetler belalar, musibetler maddi musibetlerden daha fenadır. Çünkü neden? Bir insan evi yıkılsa, Allah cümlemizi muhafaza etsin. Bir insanın işi yansa, bir insanın dünyası yıkılsa bu onun zararı vardır. Allah cümlemizi korusun ama bu zarar maddeyle sınırlıdır. Bedene gelen bir efendim yara, e, ruha dokunmaz. Ama ruha gelen bir zarar Allah muhafaza her yere dokunur. İnsan zaten 20-30-40 senelik daha bir hayat vardır. Çoğumuzun önünde ortalama. Kimimizin o kadar da yoktur. Şu hayat zarfında manevi afetlere tutulursak sonsuz hayatımız ebedi ahiretimiz kayar. Bak şuranın yemesine inanıyorsunuz, içmesine inanıyorsunuz, gezmesine inanıyorsunuz. Yemek için, içmek için çalışıyorsunuz. En az 8 saat gayret ediyorsunuz. Ya da birileri çalışıyor siz yiyorsunuz. Mesele değil belki babanız getiriyor. Ama illa bu hayatın idamesi için herkes bir gayrette ve çabadadır. Kimse yataraktan yan gelip yataraktan dünya faydalarından istifade edemez. E dünyaya imanımız var. Tabii ki iyi araba almak için para lazım. Ev almak için para lazım. Yemek almak için para lazım. Et bile alırken efendim ucuz et var. Güzel et var. Efendim yok ithal olmayacak, yok temiz olacak, yok şu şey olacak. Hepsi bunların paraya tealluk ediyor. Bunda kazanılması lazım. Bunun için de gayret veriyorsunuz. Allah helal rızık kapılarını açsın cümlemize. Haramlardan, şüphelerden muhafaza etsin. Ancak ahiretin yemesi yok mudur, içmesi yok mudur? Ahirette yurt temini lazım değil midir? Mesken lazım değil midir? Ağaç lazım değil midir? Gölge lazım değil midir? Dünyada ne lazımsa bir insanın ne kadar ihtiyacı var görüyorsunuz. Bunların hepsi ahirette de lazımdır. Burada 40-50 senelik bir hayat, orada sonsuz bir hayat vardır. Onun için doğal afetler, bedenimize, malımıza gelen afetler nasıl bize zarar veriyor? Manevi afetler daha büyük ziyan veriyor. Ebedi ahiretimizde bizi cennetten uzaklaştırıyor. Allah'ın gazabına hedef ediyor. Cehenneme maruz bırakıyor. Bunlar beladır. Bu hususta tabi çok yazılmış eserler var. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bu afetleri tek tek beyan etti. Kainatın efendisi geldiği insanlara ahlak öğretti. İnnema buizvül yutemmim ve mekarimel ahlak. Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim buyurdu. Şimdi Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem bize öğrettiği dinde efendim çok meseleler var ama ne dedim? Manevi afetlerin üzerinde çok durmuştur. Manevi afetler, hastalıklar, belalar, yani bir Hazretleri tarikat Muhammediye'de bunları tek tek beyan etmiştir. Bu afetlerin en büyüklerinden biri olarak hepimizin müptela olduğu, hepimizi saran bir bela olarak haset, kıskançlık konusunu işleyelim inşallah. Çünkü içimizde hiçbir kimse bu kıskançlıktan azade değildir. Hepimiz birilerini kıskanmaktayız. Ama bu kıskançlığımızın zararı bize ne kadar yansıyor? İslam'a göre haram hükmü nedir? Bunları konuşalım inşallah. Rabbimiz Tebareke ve Teala cümlemizi sevmediği ahlaktan muhafaza etsin. Manevi hastalıklardan kalbimizi kurtarsın. Kalbin damarının tıkanması, kalbin efendim kapağının değişmesi, kalbin efendim yorulması büyümesi ve şair hastalıkları vardır. Ama en büyük hastalıkları kalbin nedir? Allah'ımızda da şirktir, imansızlıktır, münafıklıktır. Ondan sonra buzdur, nefrettir, hasettir, fesattır. Bunlar kalbin afetleridir. Şimdi hepimizin kalbinde ne kadar hastalıklar vardır. Kalbimiz teklediği zaman, sıkıştığı zaman hemen doktora gidiyoruz. Anjiyolar çekiyoruz. Elektrolar işte efendim koşu bantlarında yürüyüp işte Kalplerimizi tahlil ettiriyoruz. Bende de var şeker olduğundan kalbe baktırıyoruz senede bir kere. Efendim neden kalbimizde bir şey var mı? Rahatsız oluyoruz. Ama esas hastalığımız hangisidir? Kalbimiz çıfıt çarşısıdır. Kalbimizde Allah'tan başka her türlü dert ve sevgi mevcuttur. Ve bu büyük bir musibettir. Hele insanları kıskanmak kadar büyük bir hastalık ve maraz yoktur. Bu hastalık adamın zahiri kalbine de vurup kalp öldürecek derecede kin ve nefret aşlayan bir hastalıktır. Zaten manevi hastalıkların mutlaka dışta da yan etkisi vardır. Mesela kız, kızgınlık, gazap, bu kızgınlık denen sinirlenme ve öfke İslam'ın yasak ettiği şeylerdendir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, la tegdab, vasiyet isteyene, nasihat isteyene, kızma. Bir daha istene la tağdab kızma velek lekelcen cenneti söz veriyorum. Hiç kızma cenneti söz veriyorum. La demiştir. Hakikaten kızan insanın damarlarının nasıl şiştiğini, yüzünün nasıl kızardığını, sinirli bir insanın öfke anında kalbinin bir anda durup nasıl öldüğünü, her gün haberlerde kızgınlık yüzünden meydana gelen olayları görmekten, efendim okumaktan vaktimiz geçti. Dolayısıyla demek ki manevi hastalıkları, hastalıkları mutlaka dışa da bedeni hastalıklara da yan tesiri vardır. İslam'ı yaşasak demek ki cennet hayatı dünyada yaşayacağız. Ama İslam'dan ne kadar ayrı durursak o kadar bunalımda kalacağız. Şimdi kıskançlıktan bahsediyoruz. Allah Teala Hazretleri Yahudiler hakkında buyuruyor. Em yahsudun nas ala ma min Allah fazl-ı kereminden insanlardan istediğine istediği makamı, mevkii, zenginliği, peygamberliği, veliliği, şehliği neyse İlmi, zekayı, hafızayı, güzelliği, maddi, manevi değerleri Allah kime verir? İstediğine verir. Kimsenin buna karışma hakkı var mı? Yok. Şimdi Yahudiler ne dediler? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olunca buna çok bozuldular. Çünkü onlar son peygamberi kimden bekliyordular gelmesini? İsrailoğullarından bekliyordular. Kimden geldi? İsmail oğullarından geldi. Yani Araplardan geldi. Şimdi o zamana kadar İbrahim Aleyhisselam nübüvvet ağacının köküdür. Ondan sonra gelen bütün peygamberler onun neslinden gelmiştir. Ancak İsmail Aleyhisselam da onun evladıdır. Fakat ondan bir tek Muhammed Mustafa gelmiştir sallallahu aleyhi ve sellem. Ee, İshak Aleyhisselam'dan ise Yakub Aleyhisselam ondan da 12 oğlu biliyorsunuz Yusuf Aleyhisselam'ın 11 kardeşiyle beraber oradan gelen dallanmada 100 bin 200 bin rivayetiyle çok büyük peygamberler gelmiştir. Ama İsmail Aleyhisselam'dan bir gelmiştir, pir gelmiştir, alemlere rahmet gelmiştir. Zaten İbrahim Aleyhisselam'ın da, Adem Aleyhisselam'ın da bütün enbiyanda yaratılış gayesi Muhammed Mustafa'nın gelmesidir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi kıskanıyorlar. Niye o peygamberlik Araplara geldi? Niye kainat efendisi Araplardan geldi diye? Reddediyorlar, inkar ediyorlar. Hala şu anda o kıskançlıkları devam ediyor mu? Ediyor. Bugün İsrail'in bütün Arapların ortasında yer kurup Araplara saldırması ve efendim bu kıskançlığın devamıdır. Yoksa ne yapmaları gerekirdi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e iman etmeleri gerekirdi ve böylece bu ihtilafların hepsi kalkmış olacaktı. Ama iman etmediler. Niye? Kıskançlarından. Niye bizden gelmedi diye kıskandılar. E sizden gelene inandınız mı? Musa aleyhisselama neler ettiniz? İsa aleyhisselamı öldürmeye gelenler kimlerdi? İsa Aleyhisselam öldürülmedi dikkatinizi çekerim. Göğe kaldırıldı gökte diridir. Kıyamete yakın inecek. Ehli sünnet itikadı budur. Ama öldürmeye gelenler göğe kaldırılmasına sebep olanlar kimlerdi? 12 bin Yahudiydi. E sizden geldi işte. E bizden geldi ama bunun da diyor babası belli değil. Allah e babası yok. Babası yok. E nasıl babası yok diyor. O zaman veledi diyor. Tövbe ya Allah. İsa Aleyhisselam'a da veledi zina diyenler yine Yahudilerdir. Ama şimdi nasıl oldu işte Hristiyanlarla birleştiler. Küfür tek millet olarak birleşti. Koca Hristiyan alemi deve gibi düşünüyorum onu. Yahudi de fare gibi ama devenin ipi farenin ağzındadır. Dolayısıyla bir deve bir farenin peşine gittiği zaman yüz deve de peşinden gider mi? Gider. Develerde de böyle bir şey vardır. Sürü kabiliyeti vardır. Önden giden nereye gidiyor bakmazlar. Gelmiş farenin yuvasının başına Oraya zorluyor girecek. Durmuş onun önünde böyle. Faren de ipi çekmiş çekmiş getirmiş oraya. Yüz deve de gelmiş. Lan bu önümüzdeki neyin peşinde, nerenin başında onu da düşünen yok. İşte böyle koca Hristiyan alemi, deve sürücü gibi farenin peşinde dünyayı yani büyük bir felakete sürüklemek üzere bu kadar savaşların sebebi oldular. İşte Afganistan işgali bunun neticesidir. Irak işgali bunun neticesidir. Şimdi İran'dan Suriye ile harp çıkartma teşebbüsleri bunun neticesidir. Ha bütün me mesele Büyük İsrail projesidir. Tabii ki Hristiyanlara da yutturmuşlar, uyutturmuşlar. Siz İsa Aleyhisselam'ın gelmesini istemiyor musunuz? İstiyorsunuz. E Büyük İsrail kurulmadan gelmeyecek. Bize burayı kurdurun. İsa Aleyhisselam da gelsin. Başınızın üstünde yeri olsun. Demişlerdir. Bütün Amerika'da buna inanmıştır. Bazı kiliseler buna inanmış. Yönetimler onların elinde. Şu anda diyorlar ki biz İsrail'e büyük devleti kurduralım. İsa Aleyhisselam da gelsin kurtulalım. Akla bak. Mantığa bak. Halbuki İsa inecektir. İndiğinde de İslam'dan gayrı bütün dinleri ortadan kaldıracaktır. O zaman meydana çıkacak. Kimin ne olduğu fakat adamlar aldatılıyorlar. Bu kadar fende teknolojide ileridirler. Pirenin anasını araştırıyorlar. Denizin dibini karıştırıyorlar. Merih'te zuhale çıkmışlar. Hayat var mı yok mu karıştırıyorlar. Daha şurada din adına neye inanacaklarından haberleri yoktur. Bu kadar cahilliğe kim razı olur? Deveden başka. Yani aklı başında olan bir insan bu cahilliğe razı olur mu? Ben inanıyorum. Neye göre inanıyorum ya? Neye göre inanıyorum? Benim kaynağım nedir? Bunu sorgulamaz mı? Soruşturmaz mı? Şimdi Resulullah kıskanıyor. İşte kıskançlık. İnnel yehude kavmun hüssedun buyurdu Resulullah ki sallallahu aleyhi ve sellem. Yahudiler çok kıskanç bir millettir. Ve lem yahsudül müslümin ala afdala min Müslümanları çok kıskanırlar ama üç şeyden fazla hiçbir şeyde kıskanmazlar. Bu üç şey nedir? Raddis selam. Esselamu aleyküm deyip dedikleri zaman peşine ve selam demelerine çatlarlar. O zaman İslam geldiğinde Medine'nin etrafında Yahudi kabileleri vardı. Kureyza oğulları, Nadir oğulları. Bütün bunlar tabi Müslümanların çarşılarında, pazarlarında dolaşıyorlardı. Medine çarşılarında bunların esnafları vardı, komşuları vardı Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem. Müslümanlara bu selamı Allah verdi ya, Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuhu Ve aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuhu e Yahudi'ye verilir mi bu? Verilmez. Bundan çatlıyorlar. Geliyorlar Resulullah'a selam verecekler. Esselamu aleyküm diyorlar. Kıvırıyorlar bu. Çünkü selam Allah'ın rahmeti esenlik demektir. Ama sam ölüm demektir. Geliyorlar Resulullah'a selam verecekler. Ne diyorlar? Esselamu aleyküm. O ne demek? Ölesin kahrolasın demek. Ama sorsan ne dedin lan sen gel bakayım buraya desen Yahudi. De. Esselamu Aleyküm dedim. E sen kıvırttın herhalde kayıt da yok ki inceleyelim tabii. Yok ya siz yanlış anlatınız falan. Ama bunu Allah'a yutturabilir mi? Mevlana vurdu ve idâ câûke hayyevke bimâ lem yuhayyike Allah Ve yekûlû nefî enfusîm levlâ ma mânekûl. Hasbûm cehenneme yaslâvlâh. Sana geliyorlar diyor. Ben sana Selam veriyorum diyor Allah. Onlar benim selamımı vermiyorlar. Selamun aleyküm diyorlar. Ölüm senin üzerine olsun diyorlar. Resulullah da ne cevap veriyor? Ve aleyküm. Sizin üzeriniz olsun diyor. Ve aleyküm selam demiyor. Ve aleyküm deyince ne oluyor? Ölüm size dönsün diyor. Ve onlar orada geberiyorlar. <laughs> Ayşe anamız Beli selamu aleyküm ve lanetullahi ve el Aşağınamız dayanamadı biliyor musun? Maymunların domuzların kardeşleri diyor. Çünkü bunlar maymun oldu, domuz oldu, balık avlayanlar cumartesi hesabı ben çok anlatıyordum size sohbetlerde. Onun için maymunların domuzların kardeşi oluyorlar. Senin akrabandan birisi maymun olunca sen de kardeşi oluyorsun tabi. Maymunların domuzların kardeşleri diyor. Ölüm, gazap, lanet sizin üzerinize olsun. Deyince kızıyor, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, ya Ayşe, ispiri sabırlı ol Allah çirkin sözleri sevmez böyle hakaretli sözleri sevmez ya Resulullah bak sana ne diyorlar e, sen duymadın mı ben ne diyorum ben de ve aleyküm diyorum dönsün sana diyorum ama peşinden eklemiyorum ha ne oluyor onların bana bedduası tutmuyor ama benim onlara bedduam tutuyor dolayısıyla geberip gidiyorlar sen ne kendini yoruyorsun İşte Allah buyuruyor sana böyle yanlış selamlar veriyorlar. İçlerinden de diyorlar ki madem Allah'ın peygamberidir biz ona böyle ölüm bedduası yapıyoruz gizliden lafı kıvırtaraktan. Niye Allah bize azap etmiyor o zaman? Allah da diyor ki cehennem onlara yeter girince görecekler. Bakalım azap edecek mi etmeyecek mi? Peygamber'e eziyet edenlere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakaret edenlere efendim onun karikatürünü yapanlara işte efendim onun haşa sallallahu aleyhi ve sellem Olacak iş midir? Yahudiler kıskanç bir millettir. Bunlar bu işi organize ediyorlar. Dini İslam'a kıskanırlar. Müslümanları çok kıskanırlar. Bak sizin diyor selamınızı çok kıskandılar. Onun için şimdi selamı bozdular mı? Bozdular. Selam suç oldu. Ha bunu yerine ne getirdiler şimdi? Hayırlı işler. Bol güneşler. itiraçlar. Efendim. Günaydın. Öğleden sonra tünaydın, sen kaydın, denizin dibinde kumları saydın derdi Efendi Hazretleri mübarek peşinden de. Ha böyle lafları getirdiler. Bu kültürü bozanlar kimlerdir? Yahudi emperyalizminin, Siyonizmin kültür emperyalizmidir. Çünkü selam kültürünü milletten kaldırdılar mı? Kaldırdılar. Gidiyorsun araba selam veriyorsun, araba sana İngilizce konuşmaya başlıyor. Ulan ne utanmaz adam siz sen. Ben Arapça konuşuyorum senle, sen benimle İngilizce konuşuyorsun. Sen Arap değil misin? Araplığından mı tanıyorsun ya? Kur'an Arapçadır, İslam, efendim, Resulullah Arap'tır sallallahu aleyhi ve sellem. Sen övüne övüne Arapça konuşman lazımken, öyle Araplar vardır, bugün İngilizce konuşur ve Arapça konuşmuyor. Ha? Çünkü emperyalizm onu o hale getirmiştir, kültürü yozlaştırmıştır. Selamı kaldırdılar. İnşallah biz selamı yürüteceğiz, değil mi arkadaşlar? Esselam kabilel kelam. Her sözden evvel Esselamu Aleyküm diyeceğiz. Karşı taraf bize Aleyküm Selam diyecek. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah derse biz Aleyküm Selam ve Rahmetullah diyeceğiz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve derse biz de Esselamu Aleyküm ve Aleyküm Selam Rahmetullah ve diyeceğiz. Üçten fazla yok. O da Rahmetuhu ve Hidayetuhu falan bidattır. Bidatlara lüzum yok. Üç lafız vardır. Bu üç lafızdan ilerisi yoktur. Selam hakkında bizim risalemiz vardır tabii. Onu okumanız lazım. Çok ilimler var selamla ilgili. Şimdi vaktimiz yok. Ondan sonra nedir? Ve saffikum halife imamikum. İmamın arkasında namazda durup saf duruyorsunuz ya, Yahudiler buna da çatlarlar. Çünkü hakikaten cemaat şuuru nedir? İslam birliğidir. Şu anda hiçbir batıl dinde İslam'daki birlik ve beraberlik yoktur. İmamla birlikte hareket hiçbir dinde yoktur. O Kabe'nin etrafındaki saflar, o Ravza'daki saflar, o milyonların bir Allahu Ekber'le, eğilmesi rükua hiçbir yerde görülmeyecek bir hadisedir. Tabii ki onlar o safları bozmak isterler. Tabii ki o camileri, cemaatleri dağıtmak isterler ve dağıtmışlardır. Bugün Süleymaniye'de sabah namazında bir saf yoktur. Sultanahmet'te bir saf yoktur. İstanbul'un nüfusu 50 bin kişiyken Mihrimah Sultan Camisi Edirne Kapı'daki sabah namazında doluyken şu an İstanbul nüfusu 15 milyonken Camilerde sabah namazında cemaat diye bir şey yoktur. Çünkü safları bozmuşlardır. Öğlen namazında da yoktur. Öğlende çok mudur sanki yani? Öğlende saf mı kalmış? Bir cumalardaki saflar, tabi onu da bozmak için uğraşıyorlar. Şimdi karı erkek beraber karıştırmışlar. Aynı saflara koymuşlar. Karıların başına açmışlar. Cumaya başlatmışlar. Bir şeyler İslam'ı sulandırma, ılımlı İslam politikaları. E bir türlü çözecekler bu işi. Allah müsaade etmeyecek inşallah. Ve kavlikum <Net> halve imamikum fil mektubeti amin. Bir de o farz namazda ne yapıyorsunuz? Farz namazda imam ve ama onun çıkacak bak imamın bitirmeden şey amin derseniz karavanaya gidersiniz. Çünkü Resulullah diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem imam ve dalin dediğinde fekulu amin. Siz amin deyin fe inne men teminu temin el melake. Tam o anda melekler de cemaatta hazırdır. Melekler de amin diyorlar. Kimin amini? Meleklerin aminine denk gelirse o kişinin geçmiş günahları sıfır olur. Diyor. Ya bu beş vakit namazda, farzda, imamın arkasında tabi açık namazda, gizli namazda da bu imkan yoktur. Gizli namazda nasıl duyacaksın imamın öyle dalini? Yani duysan da amin denmez. Yani yakın olsan da duysan da amin denmez. Ancak açık namazda bu vardır. Buhari hadis-i şerifidir bu. Ha senin amininle meleklerin amini denk gelirse ama şimdi bizim millet imam bayı da çekmesi lazım. 3 elif, dört elif miktarı tabi. İmam vele derken adam amini patlatıyor zaten. Karavana. O karavanaya gidiyor. İmamın nununu duyacak. Lin nun, sonu nun, nun harfi bitecek ki imamın bitirdi olsun. O zaman amin denecek işte. O amine Allah cümlemizi o aminlere denk getirsin inşallah. Geçmiş günahlarımızı sildirsin. Bir de Yahudiler buna da çatlarlar diyor. Çünkü onun için uğraşıyorlar ki bu cemaatler dağılsın, aminler bozulsun. Efendim dünya üzerindeki millet filmlere kark olsun, eğlencelere batsın, internetler bilmem neler, cemaatler kaçsın, saflar bozulsun, aminler duyulmasın istiyorlar. Ama ne olur Allah aşkına siz bu safları bozmayın, bu aminleri duyurun inşallah. Çoluk çocuğunuzu da getirin, alıştırın insanları, çağırın namaza, cemaata inşallah. Ya bu kıskanç insanların emellerine malzeme vermeyelim, onları güldürmeyelim, sevindirmeyelim, Muhammed Mustafa'ya eziyet etmeyelim, sallallahu aleyhi ve sellem'i üzmeyelim. Cemaata gelmeyen Resulullah'a üzer. Cemaattan ayrılan kainat nefesi mahzun eder. Bu münafıklara yakışacak bir şey. Şimdi diyorlar ki ya bu adam peygamber falan değil diyorlar haşa. Niye diyor? İşi gücü kadın kız diyor. Tövbe ya Allah. Ya. ya kaç tane evlenmiş diyor. Şunu diyor bunu diyor. Halbuki evlenmelerin hepsinde neler vardır? Büyük hikmetler vardır. Zaten 25 yaşına kadar evlenmemiştir. O yaştan sonraki Araplarda o zaman evlenme yaşı çok düşük olduğu halde. Çok genç yaşta evlenildiği halde. Evlendikten sonra da Bakire bir kadın almamıştır. Hatice annemiz duldur. Kendisinden de kaç yaş? Büyüktür. Değil mi efendim? O kadar zannediyorum 40 yaşında almıştır Hatice annemizi. Ondan sonra Hatice annemiz ölene kadar 50 yaşına kadar zaten vefatı 63 yaş. Şu andaki bizim hesabımız da 61'dir. Yani gökteki aylan şey değişiyor gök senesiyle yani şimdiki sizin güneş senesiyle 61 oluyor. Resulullah'ın 63 olması neye göredir? Ay hesabıyladır. Ki o 10 gün oynuyor senede. Dolayısıyla zaten efendim bir 10 sene kadar birkaç evliliği olmuştur. Bunların hepsi hikmetlere dayalıdır. Allah'ın emriyledir, vahyiyledir. Zevvecna ki Hazreti Zeynep'i biz seninle evlendirdik diye Kur'an'da ayet bile vardır. Ama adamlar diyorlar ki böyle böyle. Peki Allah da diyor ki benim peygamberime verdiğim nübüvvete, mertebeye efendim veyahut birkaç hanıma mı kıskanıyorsunuz da onun aleyhine konuşuyorsunuz? Fakat atene aley İbrahim el kitabe vel hikmete vatene mulken azim. Ey Yahudiler, ey insafsızlar, ey vicdansızlar. İbrahim Aleyhisselam'ın soyu değil misiniz? Evet. Ben onun sayın soyuna peygamberlik vermedim mi? Verdim. Kitap vermedin mi? Tevrat'ı, İncil'i, Zebur'u onlara vermedin mi? Musa Aleyhisselam da o soydandır. İsa Aleyhisselam da o soydandır. Davut Aleyhisselam da o soydandır. Sizin soyunuza, İbrahim Aleyhisselam'ın aline, ehli beytine kitap vermedin mi? Hikmet vermedin mi? Peygamberlik vermedin mi? Verdin. E peki ona verirken iyi de buna verirken kötü mü? Ona da ben verdim, buna da ben verdim. Onu niye kabul ettin de bunu kabul etmiyorsun? Kıskanç. Ben onlara büyük saltanat vermedim mi? Verdin. Süleyman Aleyhisselam'a kaç hanım verdi? 100 tane nikahlısı vardı, 200 tane cariyesi vardı. Davud Aleyhisselam'a kaç tane verdim? 300 nikahlısı vardı, 700 cariyesi vardı, 1000. Dünyanın tek hükümdarı Hazreti Süleyman değil miydi? Onlara o kadar saltanat vermedin mi? Alemlere rahmet gönderdiğim en büyük peygamberim Muhammed Mustafa'm sallallahu aleyhi ve sellem birkaç hanımla nikahlandı. Bunları da ben helal ettim. Durdururken de ben durdurdum. La yehellü lekeni nisa min Bundan sonra evlenmen helal değil diyor Kur'an. O noktada da daha evlenemezsin diye onu da ben sınırladım. Ve la entebeddele binne min Değiştireyim ya Rabbi dokuz tanenin birini boşayayım yerine birini alayım. Ona da müsaade yok. Değiştiremezsin de diyor. Ha bütün bunlar Kur'an'la ayetlerle Ahzab suresinde belirtilmiştir. Benim peygamberim kafadan bir iş yapmamıştır. Vahye dayalıdır. Melek gelir haber getirir. Ne derse onu yapar. O asla nefsine uyan bir insan değildir sallallahu aleyhi ve sellem. Her işi Allah'ın vahyiyle desteklenmiştir. Senin nasıl şeytan yanından ayrılmıyor, onu da Cibril yanından ayrılmıyor. E peki sen nasıl onu ona eziyet edersin? Nasıl onu kıskandırsın haline konuşursun? İşte bu haset, bu kıskançlık Allah muhafaza bizi dinimizden edecek kadar ileri gidiyorlar. Haseden min indi enfusihim Allah Teala buyuruyor ki وَلَا جَعَلُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ Yahudiler, Hristiyanlar devamlı sizinle savaşacak ve çarpışacak. Hatta يَرُدُّكُمْ عَنْ دِينِكُمْ Dininizden sizi döndürünceye kadar ne istatav? Ellerinden gelirse sizi gavur etmeden bırakmayacaklar diyor. Haseden min inden fusim kıskançlıklarından, azgınlıklarından min ba'd ma hak halbuki kendileri de biliyorlar ki hak din ancak İslam'dır ve kitap Kur'an'dır. Ama bile bile kıskançlık adama bile bile kötülük yaptırır. Bildiği gerçeği itiraf ettirmez. Uydurmalar, yalanlar, iftiralar kattırır bu kıskançlık. Gökte ve yerde ilk işlenen günah nedir? Hasettir. Gökte ilk işlenen günah hasettir. Kim tarafından? İblis aleyhillâne tarafından. Kime karşı? Adem aleyhissalâtu vesselam'a karşı. Allah Teala Adem aleyhisselamı yarattığı zaman cennetteydi. Uzun kıssa ben onu başka yerlerde anlatmışım. Her şeyi her yerde anlatamıyorum. İblis aleyhillâne o zaman meleklerin arasındaydı. Hatta meleklere vaaz edecek e, derecede bir yüksek seviyedeydi. Kendisi cinlerdendi. Meleklerden olduğu rivati sahip değildir. Kâne minel cinni fefesekâ hâne rabbi. Cinlerdendi diyor. Rabbisinin emrinden çıktı gitti. Kehf suresi. Şimdi Adem'e secde et zaman tabi ki Adem'e tap manasında denmedi. Çünkü Allah'tan gayrine tapınmak şirktir. Allah şirki emredecek değildir. Ama üst Adem Kur'an'da nastır, sarihtir. Adem'e secde edin buyurduk diyor. Buradaki secde edinden maksat nedir? Adem'i kendinize kıble edinin. Secdeyi bana yapacaksınız. Ama Adem sizin neyiniz olacak? Kıbleniz olacak. Şimdi biz Allah'a secde ederken her tarafa doğru yapabiliyor muyuz? Yapamıyor. Ne tarafa doğru? Fevelli ve ceke şatral mescidil haram yönünü yüzünü mescidi haram tarafına döndür diyor Kur'an. İstikbali kıble namazın şartlarındandır. Kıbleyi buluyoruz. Kabe'nin önünde olanlar Kabe'ye doğru halka oluyorlar böyle. Biraz şöyle gitse böyle gider Kabe Kabe'yi taşar. Namaz olmaz. Orada daha zor tutturmak. Çünkü yakındır yakında hedef zordur. İlla aynını tutturacaksın. Dolayısıyla onun için daire oluyor. Biliyorsunuz orada bile Kabe'ye gidenler bilirler. Çok güzel çizgiler koydular. Çünkü o çizgiler olmasa üst katlarda falan kılanlar Kabe'ye doğru kılıyorum zannediyor ama orada yakın olduğu için şuradan biraz gitse karavanı oluyor böyle. Mecburen ne yapması lazım? Böyle köşeli yapması lazım. Devamlı Kabe'ye isabet ettirecek. Şimdi Kabe'nin önünde, taşların önünde secde ediyoruz. Allah nasip etsin inşallah. Kabe'ye böyle dayanıp birinci safta yaptığımız secdeler de var elhamdülillah. Kabe'ye secde ediyoruz. Ha burada secdeyi Allah'a yapıyoruz. diyor Rabb hazel beyt. Bu beyte tapsınlar demiyor. Bu beytin Rabbine tapsınlar. Ama beyte doğru. Beyt ne oldu bize? Ha derse gibi adam ben Kabe'ye secde ettim kafir olur. Ama Kabe'ye doğru Allah'a secde eden doğru mümin olur. Burada da Adem'e secde edin, onun secdenize kıble edin. Ama o bir şeref midir? Tabi şereftir. Kabe'nin şimdi şerefi yok mu? O kadar secdemizin yönü olması hasebiyle Kabe çok şereflidir. Adem Aleyhisselam da çok şereflidir. Meleklerden de üstündür. Tabii ki şeytan bunu çekememiştir. Kıskanmıştır. Bir de kıyas yapmıştır. Evvelü men İblis iblis. İlk felsefeyi kuran kimdir? Felsefe fakültelerinin ilk dekanı iblistir. İlk kıyas yapan iblistir. Çünkü ne demiştir? Halak denimin ve min Onu çamurdan yarattım beni. Ateşin dumansız yerinden yarattın. Cinler ateştendir. Dolayısıyla ateş çamurdan hayırlıdır demiştir. Halbuki kıyası fasittir. Çünkü neden? Çamur ateşten hayırlıdır. Çamurda, toprakta yetişenlerle, bitenlerle bütün alemler yeşermektedir, yaşamaktadır. Ateşten hiçbir fayda olmadığı gibi yakıp yıkıp geçmektedir. Dolayısıyla tabii ki Adem Aleyhisselam'ın hamurun mayası bereketlidir. Çamur hikmetlidir. Ama o onu anlamamıştır. Kıskanmıştır ve Allah'a karşı gelmiştir. Tard olmuştur, kovulmuştur vesaire başımıza bela olmuştur. Şimdi Allah şerrinden muhafaza etsin bizi. Şimdi gökte ilk günah kim işlemiştir? İblis. Nedir günahı? Kıskançlıktır. Yere indik, cennet göklerdedir diye konuştuk bunu. Çünkü cennette olmuştur bu hadise. Dünya kurulmadan. Peki yere indiğimiz zaman ilk günah ne olmuştur? Adem Aleyhisselam'ın iki oğlundan, Kabil'in Habil'i katletmesi, öldürmesi hadisesi vuku bulmuştur. Bunu da çok anlatıyorum Tabii vakit şu anda yetişmez. He o zaman havaannemiz her doğurduğunda ikiz doğuruyordu, 40 batın doğurdu. Yani 40 hamil vazetti, doğum yaptı. Bu 40 doğumunda 80 çocuk doğurdu. Her birinde ikiz doğurdu ve her bir ikiz de bir erkek, bir kızdı. Neden insan neslinin çoğalması hikmetinden? O zaman Mecburen, başka da insan olmadığı için Allah Teala'nın şeriatları hükümleri hikmetlidir. Yerine göre, zamana göre değişebilir. O zamanki şeriatta neydi? Adem Aleyhisselam şeriatında doğan çocuklar, ikizler kendi anne karnında kaldığı ikiziyle evlenmesi haramdı. Kimle evlenebilirdi? Diğer kardeşinin ikizi olan kızlan veya erkekle evlenebilirdi. Tabi buradaki durum neticesinde Kabil Efendim Habil'le doğan alacak. Habil Kabil'le doğan alacak. Fakat Kabil kendisiyle doğan kızın güzelliğini görünce Habil'le doğan kızı da çirkin görünce kendine göre ben kendimle doğanla evleneceğim dedi. O zamanki şeradı. göre. Şimdi ne gibi? Şimdi birisi kalkıp da kız kardeşiyle evlenmek gibi bir meselesi yani. Haram. E peki Adem babamız buna müsaade edebilir mi? Allah'ın halifesi, Allah'ın ilk peygamberi, ilk halifesi, ilk insan. Başında Çocuklarına zapt edemezse olur mu yani? Olmaz, etmez, gitmez. Baktı ki baş edemiyor. Kurban takdim edeceksiniz dedi. O Kurban illa hayvan manasında değil. Allah'a yakınlık gösterecek bir amel takdim edeceksiniz. Öne süreceksiniz. Kiminki kabulse onun doğruluğu anlaşılacak şeklinde bir imtihana tabi etti. Habil Aleyhisselam hayvancılıkla meşguldü. Mübarek bir koç seçti. Çok güzel bir koç. O koçu aldı getirdi. Kesti Allah için kurban etti. E kim yiyecek? Allah için kesilmiş adak gibi bir şey fakir yok, fukara yok. Dünyada kimse yok ki fakir olsun. Zengin bile yok. O zaman ateş geliyordu. Ateş o kurbanı yiyordu, yakıyordu. Gökten gelen bir ateş. Yakarsa kurbanı, o kurbanı Allah kabul ettiğinin delili oluyordu. Kur'an-ı Kerim'de bunlar geçiyor. Geldi ateş, Habil'in kurbanını yakınca ne anlaşıldı? Habil'in kurbanı kabul oldu. Bu Kabil ne yaptı? O ziraatçıydı. Tarlalarla uğraşırdı. Bütün dünya onun her tarafı eksin bitsin zaten. Ne olacak? Oradan bir başak buğday seçti. Allah'a kurban getirecek. O kadar cimriydi, o kadar nekesti. Üstten sıkar alttan yalardı. O bir buğday, bir demet başağı da seçti, baktı. Yoldaki bir iki tane çok güzel dolgun başak var. Onları da geri tarlaya attı. Cimriliğe bak. Ulan bütün dünya senin ama işte Yahudi de bütün dünyanın en zengindir ama öleceğin fakirlikten diye böyle ne yer ne içer. Böyle de bir millet. Geçen bir tanesi öldü 100 tane çorap çıktı diyor. Eskiden beri e, 70 senedir çoraplara atmamış. Kıtlık oluruz söylürüz, ölürüz demiş. Yani efendim onun için çorapları her şey kalsın dermiş yani. E cimrilik böyle bir huydur Allah muhafaza. Bu sefer bunun kurbanı tabii ki kabul görmedi. Ateş gelip onu yemedi. Bu da bu sefer ne dedi? Kardeşine hemen seni öldüreceğim. Tabi öldürmek nasıl adam öldürülür? Dünyada ilk adam öldürülecek. Öldürmek de kolay bir şey değil. Öldürsen ne yapacaksın? Gömmek de kolay bir şey değil. Bunlar hep kıssaları var. Karga meselesi, kargayı <laughs> Allah gönderdi nasıl gömüleceğini öğrettirdi Mesela Şeytan geldi taşı, taşla horozun kafasına vurdu. Nasıl eziliyor? Kafa ezilip diyor adam öldürülüyor. İlk öldürme talimatını şeyini de tatbikatını şeytan yaptı. O orada seyretti. Hela. Neticede yeryüzünde çok büyük bir günah işlendi. Adam öldürüldü. Habil Aleyhisselam ilk şehit oldu. Ve dünya karardı. T sular tuzlandı. Güller dikenlendi. Vahar fesadü fil beri vel bahar. O zamana kadar dünya cennet gibiydi. O gün öyle bir değişiklik oldu. Adem Aleyhisselam da çok uzaktaydı. Mekke'deydi. Dünyanın bütün ağaçların ekşidiğini, dikenlendiğini, yemişlerin ekşidiğini görünce bir şey oldu ama ne oldu? Bunu çok düşündü yani. Dünyanın düzeni o günahla bozuldu. Hala da bozulma devam ediyor. Çünkü devamlı günahlar artarak devam ediyor. Bundan sonra düzen mi bekleyeceksin? Şimdi ne, ne günah oldu burada da? Burada da adam öldürme günah oldu. Sebebi ne oldu? Kıskançlık. İşte yerde gökte ilk işlenen günah kıskançlığı. Allah Teala burası. Ve tlu aleyhim nebe bil hak. O إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين أدرس عند Aleyhisselam ben seni öldürmem dedi. Ancak Allah takva sahiplerinin kurbanını, ibadetini kabul eder. Senin gibi kıskançların, senin gibi günahkarların dedi kurbanını kabul etmez dedi. İşte bu bir ayettir. Ve bu bize ibrettir. Kurban kestik Allah kabul etsin. Bak bu kadar amel yapıyoruz. Bu kıskançlık bizi yer arkadaşlar. Hiçbir amelimizi bırakmaz. Ne diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? İnnel hasedi ekullü hasenat. Kema nârul hatab. Ateş odunu yediği gibi kıskançlık bütün sevapları yer bitirir. Sabaha kadar teheccüd kılar, akşama kadar oruç tutar, ondan sonra bir Müslümanın parasını, malını, mülkünü, servetini ve karısını neyse imkanını kıskanır, ilmini kıskanır. Allah Allah. Kıskançlığın onda dokuzu kimdedir derler? Hocalardadır derler. Doğru mudur? Doğrudur. Süfyan-ı diyor ki hocaların diyor herkes hakkındaki şahitliğini kabul ederim diyor ama birbirine şahitliğini kabul etmem diyor. Çünkü herkes hakkında doğru söylerler ama birbiri hakkında kıskançlıktan yamulabilirler diyor. Kıskançlık on çuvalı halinde Allah taksim ederken dokuz çuvalı hocalar aldı bölüşürken bir çuvala da talip oldular. Onu da insanlar zor kapıştı yani. Böyle bir hocalarda birbirini çekememezlik çok bulunur. Hafızlar Hocalar, bu vaaz edenler, aşır okuyanlar, böyle birbirini yapmayın ya, yapmayın ya. Haset edenin kıskancın diyor, kıskançlığına sabret. Neden? Senin sabrın onu öldürür diyor. Ne gibi? Ateş yiyecek odun bulamazsa, kendini yiyip öldürür diyor. E şimdi adam kendi kendine birini kıskanıyor, çatlayacak. Kıskanıyor, kıskanıyor. E anlatmadı mı bunu? Ne olur? Hasta olur ya, kanser olur ya. Ne yapması lazım? Konuşması lazım. Konuşunca ne olur? Gıybet olur. Konuşunca ne olur? Dedikodu olur. Bir de yapmadığını da katarsa ne olur? Bir de iftira olur. Kaç tane büyük günah girdi hasedin içine şimdi? Adam adamı öldürüyor kıskançlıktan ya. Adam adama iftira takıyor kıskançlık. Yeter ki bunu gözden düşüreyim. Nasıl bu adamı gözden düşüreyim? Onu seviyorlar, onu sevmesinler, beni sevsinler. Bak şimdi. Ya onu da sevsinler, seni de sevsinler. Ona da razı değiller. Ben ortak kabul etmem diyor. Sanki haşa ilah olmuş. Lan zındık tövbe ya Rabbi sen. Allah mısın haşa da ben ortak kabul etmem falan. Ne için sen ya? Herkesin efendim kuluz biz. Emsalimiz var, eşkalimiz var. E, hepimizin ekranımız var. Hakkımız, hukukumuz var. Büyüğümüz var, küçüğümüz var. Haddini bilmemek olur mu ya? Nedir bu haset, bu fesat, bu kıskançlık, bu bela ya? Ne diyelim? Büyük bela musibet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor selazetun la yencu minun nehal üç şeyden kimse kurtulamaz diyor bak hakikaten ha hepimizde var şimdi sizin içinizde birisi bende yok dese ya onun genetiğini incelemek lazım Adem aleyhisselamın çocuğu değil herhalde o şimdi el zannu vel hasedu vel düşünce zan zan nedir tahmin herkes İnsan olduğuna göre hindi bile düşünüyor yani. İnsan olduğuna göre böyle durduğun zaman bir şeyler düşünüyorsun sen. Ne düşünüyorsun? Adamı görüyordu şimdi böyle bak. Bir şey konuşmuyor. Adam çıkıyor diyor Ben bu adamın niyetini iyi görmedim. Ulan niyeti zaten görülmez ki. Orada bir yorum başladı şimdi. Allah. Bu nereden kaynaklanıyor? İşte o susarken düşünüyor. Düşünmese kendi kendine o laf çıkmaz. O bir düşünce mahsulüdür. Bir plan yapıyor, ondan sonra konuşmaya başlıyor. Bundan kimse kurtulamaz. Ve hasedu, kıskançlık. Kıskançlıktan da kimse kurtulamaz. Kadınlar kendi aralarında, erkekler kendi aralarında, hocalar kendi aralarında, ustalar kendi aralarında, sanatçılar kendi aralarında, her sınıf insanın illa bir kıskandığı vardı. Evet. Ve bir de uğursuzlanma. Bazı şeylerden her insanın içine bir uğursuzlanma gelir. Kıla ya ve minhunne. Bunlardan nasıl kurtulacağız dediler. Kainat efendisi ilaç reçete yazıyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. İza hasette fe Kıskanma demiyorum sana diyor. <laughs> bak bak bak. Çünkü neden? Duramazsın. Yaratılışında var. Ama sana diyorum ki kıskanırsan bu kıskançlığın kalbinde kalsın dışına vurma. Dışına vurduğun anda günaha girersin. Çünkü ya gıybettir ya dedikodudur, ya iftiradır, ya suizandır, kötü düşüncedir. İlla dışına vurdu mu günah olur ama kalbinden günah olur mu? Bir insan kalbinde elimde değil, bu adamı kışkanıyorum, elimde değil. Ha elinde değilse kalbinde kalsın. Ha buna günah verme. ama dışarı çıktı mı Allah Teala Kul e'ûzu bi rabbil felak Sabahın Rabbine sığınırım söyle. Min şerrima halak. Yarattığı bütün zararlı şeylerin şerrinden Sabahın Rabbine sığınırım. Ha. Mem şerri şerri fi'l şerri hasidin kıskancın şerrinden sığınırım. Ama hangi kıskanç? Adam kıskanıyor ama kendi kendini yiyor. Onun bana bir zararı yok ki. Yesin kendini. Ama ida hased, o ida hased ne demek? Hasedini ortaya çıkarttığı zaman işte onun şerri doğar. Hasedini açıklayanın şerrinden sabahın Rabbine sığınırım. Felak ve Nas sureleri ki en büyük sığınmadır. Kur'an'da ondan büyük sığınma yok. Onlardaki bir maddede kıskançların şerrindendir yani. Çünkü yapmayacakları bir şey yoktur ya. Bu kıskançlık adama her günahı yaptırır. Adamı karısına iftira yaptırır. Namusuna iftira yaptırır. Her şeyine iftira yaptırır ya. Niye kıskanıyor onu? Ama olmaz arkadaşlar ya. Bu haramlara girmeyelim. Biraz frenleyelim. Elimizde olmayan olabilir. Allah'a sığınalım. Ya Rabbi. Sen bu kuluna şu nimeti verdin. Ben buna dayanamıyorum. Ne olacak? Bana da ondan bir kısım ver. Bana da ver böyle bir şey desen. Allah kadir midir? Verebilir mi sana da? Sen ne diyorsun? Ya Rabbi onunkini de al. Ama bu senin gibi acayip bir şey ya. Komşunun yani iki gözüyle çıksın hesabına döndü. Öyle bir hikaye var. Değil mi? Bu ne olacak? Yani onun da olmasın, benim de olmasın diyor. Yahu kardeşim bak, onun iki olsun, senin de bir olsun. Yok diyor, onun iki olmasın, benim de hiç olmasın diyor. Ya bu zihniyet midir ya? Olsun bir ineğin işte, sağırsın sütünü, yağını içersin. Yok onun iki olacağına, benim de hiç olmasın, ben sürüneyim diyor. İşte kıskançlık zihniyeti budur. Bu bir felakettir ya. Bu bir felakettir ya. Niye olmasın ya? Allah'ın kullarına Allah vermiş istediğini verir ya. Niye kıskanıyorsun? Hasedini... Açığa çıkarma. İde zanen tefela Bir düşünce geldi aklına. Onu hakikat sanıp da ortaya o düşünceyi belge gibi sunma. Ben böyle düşünüyorum. Hiçbir bilgin var mı? belgem var mı? Şahitin var mı? Yok. Ama benim ben düşüncemde yanılmam. Bir de bak bak sanki peygamber olmuş. Tövbe ya Rabbi. Ben yanılmam diyor bir de. Sen doğruyu zor bulursun. Hep yanılıyorsun zaten ya. Seni şeytan nefis kıskaça almış sen duyuların dumura uğramış ya. Nasıl yanılmasın sen? Günah dolusun ya. Onun için zanlını da içinde sakla. Allah'a sığın. İdadet tayyat efendim Bir uğursuzluk gelirse yola çıktın baykuş öttü. Bilmem efendim düğün yapacaktın. Bir uğursuzluk bir şey gördün. Şu hayvan göründü, şu kuş öttü, şu şöyle oldu. O zaman da ne yapma? Uğursuzlanırsan yoluna devam et, işine devam et. Allah la tayra illa tayruk ve la gayra illa gayruk la havle ve la kuvvete illa billahi Ya Rabbi, hayır da senden, şer de senden. Sana sığındım de yürü git. Hiçbir zaman için uğursuzlanıp da o işi bırakma. Yolculuğa çıktın, baykuş öttü, dön geri. Bugün bu yolculukta hayır yok diye böyle bir şey İslam'da. Yok ama sığınmak var. Dua var. Allah Teala'dan istemek var. Bu şekilde olursa bu şeylerden kurtulursunuz yoksa kimse bende kıskançlık yok diyemez. İnsansa illaki vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hanımların arasında vardı. Annelerimiz neler çekti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıskançlık olur. Kumalıklar olur, kumalıklarda kıskançlıklar olur. E dünya ve ahiretü illaz Dünya ile ahiret ne gibidir diyor? İki kuma gibidir. <laughs> Biri memnun olursa öbürü memnun Olmaz. Mümkün müdür ikisini birden razı etmek? İşte dünya ile ahireti de cem etmek meselesi de aynıdır. İlla birinden fedakarlık edeceksin. Bunun gibi yani yok bende demenin manası yok. Ama tedaviye bakalım. Ebu Hureyre'den rivayet edilen hadiste sallallahu aleyhi ve sellem La tebağadu birbirinize kızgınlık göstermeyin. la tedaberu Müslümanlar birbirinize sırt, sırt dönmeyin. Yönelin. Ve la tehasedu haset etmeyin, birbirinizi kıskanmayın. Ve kunu ibadallah ihvan. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Allah bize İslam kardeşliği versin. İslam kardeşi etti bize ama öyle değiliz. O ahlaka sahip değiliz. Allah yaratsın fazl-ı keremiyle. Bu kalplerimizi tedavi etsin Allah Teala. Zikirle, fikirle, rabıtayla, murakabeyle, tezkiyeyle, tasfiyeyle arındırsın, paklasın, aklasın. Dostları gibi bir kalbe sahip kılsın Allah. Yevme la enfe'u malun ve la benune illa men etallâhe bi kalbin selim. Bir gün gelecek, ölüm günümüz, Allah asan etsin. Ne mal fayda verecek, ne erkek evlat, zaten erkek evladın yaramadığı yerde kız evlat hiç devreye giremez. Ancak Allah'a kalbi selimle gelenler bir fayda görecek. Kalbi selim nedir? Allah'a bir kalp getireceksin kardeşim. Kin yok, nefret yok, haset yok, fesat yok, Buz yok, adavet yok, hiç yok. Bir Müslümana kin taşımayan bir kalple geleceksin Allah'a. Eğer Allah senin kalbinde bir Müslümana düşmanlık görürse, işte yandın o zaman sen. Senin amellerini ateş yediği gibi odunu yer. Onun için Hazreti Enes, radıyallahu anh, 8 yaşında Resulullah'a hizmetçi oldu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Uzun bir hadis, şimdi baş edemem. Konumuzla ilgili kısmını okuyacağım. Bana dedi, annesi getirdi, dedik. ya Resulallah bunu senin hizmetine vereceğim. Enes İbni Malik duyduğunuz meşhur sahabi, 10 sene Resulullah'a hizmet etti. Sallallahu aleyhi ve sellem takun yalanı taşı. Her zaman yanında hizmet etti. 8 yaşımda bana vasiyetlerinde, nasihatlerinde çok meseleler beyan etti. Ancak ya Enes, la tebiten leyleten ve la tusbihanne yevmen ve fi kalbike ahadin min ehli'l-islam. Bir gece yatağa girmeyesin, bir sabah gündüz ayağa kalkmayasın ki kalbinde bir Müslümana karşı kin ve nefretle yaşamayasın. Bir gece bile yatarken kalbinizde bir Müslümana kin olmayacak. Bu çok zor ha? Var mı böyle bir şey? Fe inne sünneti. Bu benim sünnetimdendir <laughs> dedi. Allah Allah. Kainatın efendisinin sünnetleri Tabii ki sakal bırakmağa göre bu daha zor. Sarık sarmağa göre bu daha zor. Misvak kullanmağa göre çok daha zor, değil mi? Ya yatarken kalbinde bir Müslümana kin, kıskançlık taşımayacaksın. Gündüz kalkarken de bir Müslümanın nefretiyle ayağa kalkmayacaksın. Bu benim sünnetimdir. Ben ne kadar bir sünneti beni işte benim sünnetimi tutan beni sevdiğini göstermiş olur. Lafla peygamber sevilmez. Ne kadar seviyorsun? Canım kadar. Numara yapma. Bak bu numaralar yutulmaz. Bu laflar ispat ister. Bu peygamberi canımdan çok seviyorum diyenler bunu ispat edemezlerse sahtekar olurlar Allah indinde. Allah yalancılıktan muhafaza etsin. E canımdan çok seviyorsan sünnetimi yaşayan beni sevmiş olur. Ve men ahabbeni kâne ma'ye Beni seven de cennette benimle beraber komşu olu. Allah cümlemize komşuluğu nasip etsin. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu itibarla Resulullah'ın vasiyetini tutalım. Ya ene size amilte hada ve hafızla vasiyeti. Bu sözlerimi tut, vasiyetimi koru. Fela kuşeyvne habbeyleyke minel mevd. İşte beni dinlersen diyor, en çok ölümü seversin. Niye? Çünkü Allah'a kalbi selimle gideceğin için, hazırlıklı olduğun için, Ali Aleyhisselam şimdi kapıdan gelse var mı gönüllü dese ben dersin. Çünkü ölüm bir köprüdür. Dostu dosta kovuşturur. El <laughs> mevtü habib lel habib. El mümin. Ölüm müminin ikramiyesidir. Bak hepiniz çalışıyorsunuz. İş yerlerinde ikramiye ne kadar tatlı hoş oluyor. Hiç ikramiyeyi almayayım diyen olmuyor. İşte ölümü de İstemiyorum, ben istemiyorum, kalsın diyen olmaz o zaman. Feynevi rahatlık, dünyanın bütün belalarından kurtuluş ölüme bağlıdır. Allah'a kavuşmak ölüme bağlıdır, cennet ölüm sonrasıdır. Ve ölümden büyük nimet yoktur ama, senin benim gibi kalbi çıfıt çarşısı olanlara da ölüm istemesi pek normal olmaz yani. Neden? Kalp bozuk. Ona kin, ona nefret, ona buğuz ona davet, bu ne olacak? Kıskançlık, onun olmasın, benim olsun, şöyle olsun, böyle olsun. Allah'a karşı isyan. Bu kıskanç kadar belalı var mıdır ki? E hasidelli ala ni'metin. E ala men Diyor ki, sen kime karşı? Ey benim diyor bir nimetimi kıskanan. Niye kıskanıyorsun beni? Zenginsin kıskanıyorum seni. Güzelsin kıskanıyorum seni. Sesin güzel kıskanıyorum seni. Efendim ne bileyim araban güzel kıskanıyorum seni. Şu bu, bu. millet seni seviyor beni sevmiyor. Allah Allah. Ya bu ne iştir ya? Kıskançlık ne acayip bir iştir ya? Diyor niye bunu millet seviyor beni sevmiyor? Ne olacak o zaman ben bunu öldüreceğim diyor. Allah Allah. Neler yapıyor millet ya? Bu haberlerin çoğu kıskançlık bank geliyor başlarına ya. Bütün yaşanan olaylar. Sen biliyor musun diyor kime karşı edepsizlik ettin? Ya hasidelli ala nimetin etedi ala men edebe. Esete ala Allah fi fi'lihi fe inneke Sen Allah'a karşı terbiyesizlik ettin. Çünkü sen diyorsun ki Allah'a yanlış ettin. Bu adama bunu vermemeliydin diyorsun. Ama senin bu terbiyesizliğin haddini aşmıştır. Allah'a itiraz eden yolunu şaşmıştır. Nasıl itiraz ediyorsun Allah'a ya? Ve la tetemennu ma faddala Allahu bi ba'dikum ala ba'd. Kullarım Allah kiminizi kiminizden üstün kılmıştır. Bu üstünlükleri Allah vermiştir. Ama bunlar maddi üstünlüklerdir. Ahirette sonsuz üstünlükler vardır, dereceler vardır. İnne indallahi Benim nezdimde en kıymetliniz kimdir? Haramlardan en çok sakınan, en takva olanınızdır. Bense demiyorum ki Mercedes jipi olanlar cennette yüksek dereceye gidecek. Bense demiyorum ki maaşı 10 milyar olanların cennette yeri fazladır. Fakirsin, zekat veremiyorsan, sadaka veremiyorsan, kurban bile kesemiyorsan, fitre bile veremiyorsan Allah sana cennete sokmam demiyor ki. Burada efendim çirkinsin, boyun kısa, suratın sivilceli diyerekten cennette yerin yok diye bir şey yok ki kardeşim ya. Ama kıskanmanın da bir manası yok. Çünkü neden Allah diyor ki sana birine verdiğim güzelliği, üstünlüğü, zenginliği, sağlığı, sıhhati neyse bunu onunki gitsin de bana da gelsin diye istemeyin. Ya ne yapın? Ya Rabbi bana da ver deyin. Ben zengin Allah'ım size de verebilirim. Ondan almama bir lüzum yok. Ama on dakika alsın sana da vereyim mi dese adam diyor ki yok. Bana da verme ondakini de al. Ama böyle bir şey yok ki ya. Lir ricali nasibun min ve velin nisa'i nasibun min Kadınların da kazandıkları amellerden ecri sevabı var. Erkeklerin de ecri sevabı var. Kadın erkeğin haklarını temenni etmeyecek. Erkek kadının haklarını temenni etmeyecek. Acayip acayip işler. Kadın istiyor ki ben erkek olsaydım. Ve Allah erkeğe bazı haklar vermiş, değil mi? Mesela kadın diyor ki efendim bu hak bende olsaydı bu olmaz ki. Allah Teala kime ne vereceğini bilmiyor mu da sen buna itiraz ediyorsun efendim? mirastan ona yarım vermiş, erkeğe tam vermiş. E niye böyle oluyor? Allah Allah. Kainat yaradandan iyi mi biliyorsun bunun 40 tane hikmeti var biz size bunu açıkladık evvelce çok kere. Es'elullah'e min fadlih. Allah'ın fazlından hepiniz isteyin. Hepinize istediğinizi versem benim bir şeyim eksilmez Allah diyor. Ama istemesini bilin ya. Siz kıskanıyorsunuz. Bu sefer kendinizi yiyorsunuz. Çatlıyorsunuz, sinirleniyorsunuz, gıybete dedikoduya giriyorsunuz, iftira katıyorsunuz, milleti birbirine katıştırıyorsunuz ya. O zaman da vermiyorum. Ondan sonra da hem dünyada belayı buluyorsunuz, hem ahirette mahrum oluyorsunuz, kendinize kıyıyorsunuz. Yazık ediyorsunuz. Şimdi Allah Teala bize bu kadar ameller öğretti. Faziletler, müjdeler sayıyoruz. Oruçlar inşallah şure günü geliyor. Allah nasip etsin oruçlu tutarsınız inşallah. Ondan sonra bu kadar teheccüdler, bu kadar namazlar, size ameller, faziletler sayıyoruz. Ama bunlardan daha önemlisi nedir diyoruz? Korumaktır diyoruz. Çünkü bir insan çok kazanıp da koruyamadıktan sonra az kazanıp korusa daha karlı olur değil mi? Bu bir mantıktır, mukayesettir. Hepiniz bunu düşünebilirsiniz. Şimdi bir kısa anlatıyorum size. Bunlar çok büyük ibret alırsınız. İnşallah Hazreti Enes İbni Malik radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'ın yanında oturuyorduk sallallahu aleyhi ve sellem. Buyurdu ki durup dururken Yattalu aleykumul an Yattalu aleykumul an Raculü min ehlil cenne Şimdi dedi oturuyoruz ya birisi gelecek şimdi cennet ehlinden dedi. Resulullah müjde veriyor. Cennet ehlinden olduğu kesin bir adam içeri girecek. Ve tarif etti. Yeni abdest almış olacak dedi sakalından. Abdest suyunun damlaları damlıyor. Tarif etti ki adamı şaşırtmasınlar. Kim o adam? Ayakkabılarını da dedi nalinlerinde sol elini almış. Şimdi diyor bir adam girecek. Sol elinde pabuçları var. Sakalından abdest suyu damlıyor. O kesin cennetliktir dedi. Hadi bakalım şimdi. Diyebilir mi? Bilir mi? Allah bildirici bir elçisi o. Ama biz diyebilir miyiz birisi için bu cennetliktir? Kendimiz de bilmiyoruz. Bir şey Ama Resulullah der. Sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah der demez. He? Bu hadis-i şerif İmam Ahmet Müstedde vaat ediyor. Ahmet Nehanbel. İmam-ı Nesai. Sünen-i Kübra'da. Bir meşhur Nesai var. Kütübü Sitte 6 kitapta. O değil. Aynı Nesai'nin Sünen-i Kübra'sı var. Başka bir kitabı onda da rivayet ediyor. Adam girdi diyor böyle bir adam takunyası elinde sol elinde sakandan su damlıyor oturdu selam verdi oturdu. Sohbet bitti dağıldık. Ertesi gün yine oldu. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Böyle bir adam cennet elinden sizin girecek. Yine aynı adam geldi. Aynı şekilde geldi. Üçüncü gün oldu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yine buydu cennet bir adam gelecek. Aynı tarifi yaptı. Aynı sıfatla geldi. Resulullah kalktı sallallahu aleyhi ve sellem. Abdullah ibn Amr ibn As. Meşhur sahabe. Uyanık sahabe çok. Deha. Ya. ya dedi. Dur dedi ben bir plan yapayım da şu adamın evinde birkaç gün misafir kalayım. Cennetlik nasıl olduğunu anlamam lazım. Dedi. Sahabenin derdi bu. Biz olsak. Ya bu herif dün fakirdi bugün zengin oldu. Parayı nasıl bulmuş bunu bir tespit edelim. E tabi sen şimdi derdin dünya, araştırman da o yönde. Ama adam diyor ki Resulullah buna cennet deli dedi. Bu adam ne yapıyor da cennet deli oldu? Ben ne bileyim diyor evde ne yapıyor? Camide zaten herkesin yaptığını yapıyor. Ben bunu evde takip etmem. Evine nasıl gireceğim adamın? Bir plan çevireceğim dedi. Adama gitti. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Tanımıyor adamı da. Ya dedi babamla aramızda dedi bir kavga çıktı dedi. Yalan. <laughs> babamla aramızda dedi bir kavga çıktı dedi. Yemin ettim dedi. Üç gece senin evine girmeyeceğim diye dedi. Kaldım sokakta dedi ya. Müsaade etsen ben seninle kalsam dedi. Bu yeminimi de bozmasan falan. Mübarek adam tabi cennet eli zaten. Naam dedi buyur gel. Abdullah bin Amr bin anlatıyor. Dedi bir gece kaldık dedi. Bekliyorum ki teheccüd namazına kalkacak mı dedi. O şimdi onu kıyası kaç tekat kılacak, ne yapacak, ne edecek. Bekliyorum dedi. Kalkmadı dedi. Yalnız yatakta diyor sağına soluna dönüyor gece. O zaman şimdiki gibi evler 100 metrekare değil. <laughs> Misafir geldi mi zaten hanımı dışarı atacağım. Yani evde yer yok. Tabi ona göre değil şaka yapıyorum da ona göre perde çekiyorlar arada falan. Şimdi dedi sağa sola dönerken yatakta uyku arası diyor. Allahu ekber la ilahe illallah diye zikirle dönüyor. Bu tarafa dönerken yine la ilahe illallah Allahu ekber subhanallah zikirle dönüyor. Allah bu çok acayip bir şeydir. Gece uyku arasında bir adam zikredebiliyorsa zikir onun içine işlemiş demektir. Çünkü bir insanın fikri neyse zikri odur. Hele ki uyku arasındaki sayıklamalarda ne sayıklıyorsa o çok önemlidir. Bir insan hakikaten la ilahe illallah sayıklıyorsa ona son nefeste de garanti nasip olur. Ya ah uykumuzun içine kadar bu zikir işlese be. Sağına dönüyor Allah, sonla dönüyor Lala ama yatak uyku arasında. Baktım kalkacak mı? Kalkmadı. Tekbir getiriyor. Zikir ediyor. Öyle sabah namazı vakti. Girince kalktı. Abdestini güzel aldı. Çok güzel. Namazı tamamladı. Baktım şimdi diyor oruca niyet edecek mi sabah? Nafile oruç. Baktım yok. Yedi diyor. E, Ramazan değil ya kardeşimler ya. O da diyor ki yani cennet eli olduğuna göre çok amel lazım. Üç gece diyor bekledim. Hani bir gece hasta olur. Üç gecede gece namazına kalkmadı diyor. Bak şimdi. Amellerini kolladım. Dediğimden fazla da bir şey yapmadı. Neyse. Ama diyor, hiç kötülük konuşmadı. Gıybet yok. Dedikodu yok. İftira yok. Mala yani fuzuli laf yok. Çeneye sahip. Ah çene, ah çene. Men yesmen men li ma beyne ma beyne cenne. İki dudak arasıyla iki bacak arasını koruyacağına söz verene kainatın efendisi kefil oluyorum cennette söz diyor. Ah şu dudak arasıyla bacak arası mesela. Bu ikisini korumaktan daha zor bir yer yok. Bu durmuyor ki dır 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 dur dur dır Konuştuğu lafları sıralazan seri imalatla günah işleme fabrikası gibi çalışıyor ya. Onu o şöyle yaptı, bu böyle dedi, şu şunu aldı, bu bunu sattı. Yahu sana ne bir şey biliyor musun bilmiyorsun, ne konuşuyorsun ya? Hep harama giriyorsun. Üç gece bitti dedim. <laughs> dedim artık ne yapalım bu adamdan hep ömür boyu kalamayız yani. Zaten üç gece demişti günü de doldu biliyor musun? Biraz dedi içimden geçti ki ya pek fazla da bir salih ameli çıkmadı yani ortaya. Normal bir vatandaş. Ama Resulullah dedi ki cennet ehlidir. Hadi bakalım şimdi. Neyse dedi. Dedim ki dedi efendi benim de babam arasında bir kızgınlık bir terk olayı yok. Ben sana bunu numara yaptım. Ancak ben Resulullah'tan işittim ki sallallahu aleyhi ve sellem. Üç mecliste, üç kere de senin için dedi ki cennet ehlidir şimdi içeri giren adam kimse. Tarifi de verdi, tarif sen. Çünkü sol elinde ayakkabısı olacak diyor. Sakalından abdest almış su damlayacak. Şimdi o arada birkaç kişi de girse tarif var yani. O tarife sen uyuyorsun. Adını vermedi. Ancak ben bir bahaneyle senle misafir oldum. Allah senden razı olsun. Efendim amellerine baktım. Ben sana uymak için sana benzeyecektim yani. Ne yaptığına göre seni taklit edeceğim, cennet ehli olayım diye. Benim derdim başka bir şey değil. Ama çok da bir amelini yani kusura bakma da göremedim. Ama Resulullah'ın buyurduğu haktır ama seni bu mertebeye çıkaran bir şey vardır. Bunu da ben görmemiş olabilirim. Nedir bu? Dedik yavrum, ma huve illa maray gördüğünden başka hiçbir amelim yoktur. Allah. Ben de peki dedim, Öyleyse Allah'ın Resulü'nün bildiği bir şeyler vardır ben. Ha bu amel zaten adamı cennete koyma yeter. Namazını kılıyor, zikrini yapıyor da ne yapacak adam? Zaten günah yapmadın mı cennete giriyorsun. Beş vakit namaz, oruç, hac, zekat zaten. İslam şartları çok kolay da bu günahlardan kurtarma meselesi yoksa. Tam diyor ayrıldım giderken Yavrum dedi. Git ben dönerken çağırdı beni. Ben arkamı verdim gidiyorum. Gel gel dedi gel. Ben sana ancak bu gördüğün amelim var. Başka bir salih amelim yok dedim ama. Bir şey hatırıma geldi. Seni de ilim bilgilendireyim. Gayra <laughs> la ecidu fi nefsi şerran li minel muslimin Ben dedi bir tane Müslümana karşı şu kalbimde en ufak bir kötü düşünce bulmuyor. Amele bak şimdi. Dağlar kadar amel bak şimdi. Bu amel kalp ameli bu. Kalp ameli beden amelinden üstündür ve zordur. Ve la ehsüdühü ala gayrin e'tahullahu iyyah. Bir de dedi ben Allah bir Müslümana bir nimet vermiş. Para vermiş, güzel hanım vermiş, ev vermiş, araba, neyse o zamanın imkanları. Allah'ın hiçbir Müslümana verdiği nimete karşı bir Müslümanı kıskanmadım dedi. Ha ilaveten bu var dedi yani. Bunu deyince ben dedim ki hadellezî bellegâ bi kemâ kâle Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem. İşte Resulullah'ın dediği mertebeye seni ulaştıran buymuş. Ben belki sabaha kadar teheccüd kılarım. Her gün nafile oruçta tutarım ama ve huvellezî la işte benim yapamayacağım bir ameli söyledin dedi. İşte benim yapamayacağım bir ameli söyledin. O da nedir? Bir Müslümanı kıskanmamak, bir Müslümana kötü düşünmeme. Nasıl olacak? Şimdi bizim millet gavura güzel düşünüyor, Müslümana kötü düşünüyor. Bak şimdi mason gazeteleri, haberleri benim hakkında bir haber yaptı. Ona inanıyor. Bu kanalın sahibi kim? Masonluğu tescilli. Bana bana inanmıyor. Ben konuşuyorum. Ben senin din kardeşinim. Ha bana inanmıyor. Ama bir masonun dediğine inanıyor. İşte Abdullah İbrahim Amr dedi. Benim yapamayacağım ameli söyledi. Bir Müslümana kötü düşünmeyeceksin. Sen ona hüsnüzan besliyorsun ki demek ki bu adamları güzel düşünüyorsun. Doğru konuşuyorlar düşünüyorsun ki inanıyorsun. Bunların yalancı olduklarına bilsen inanır mısın? Evet. Halbuki bir Müslümana inanmak, ona hüsnü zanda bulunmak çok daha senin işin. melakin biz Müslüman kardeşlerimize zaten hakkımızı helal ettik tabii de hakkımız da helal oldu diye elek gibi olduk tabi. herkes konuşuyor bu sefer. Ama tabi ki Allah'a havale ediyoruz. Allah'ın dostlarından birisi geçerken birisi kellesine bir vurdu biliyor musun? Vay kaba dedi. Böyle vurdu. O arada o zat namaza girdi, arkadan vurana bile dönüp bakmadı. O, o adam vuran, tepelendi düştü orada, başladı bacak vurma. Görenler gittiler, dediler ki, ya efendi hazretleri sana yakışır mı ya? Adam sana bir şaka yaptı, beddua mı etti, niyetin adam ölüyor ya. Ya dedi, ben bir şey etmedim kardeşim, gözümü çevirip herifin de kim olduğuna tespit etmedim. Ama şu kabağın sahibi var dedi, belki o razı olmamıştır. <laughs> Öyleyse bana vuruyorsun böyle kabak diye ama bir de kabağında sahibi var. Ha. Onun için Allah'a havale ettik. Tabii ki Müslüman haysiyetini, şerefini, her şeyini Müslümanlara helal eder. Biz bir şey demiyoruz. Amma velakin İslam'a hakaret varsa. Müslümana hakaret vesilesiyle dert neyse, dert İslam'a hakaretse, dert intikam almaksa ha o zaman Müslüman orada freni basacak. Amacı arayacak. Kahe arayacak. Biz bunların istediği gibi fetva verseydik bize böyle yaparlar mıydı? He? Ha o zaman bize el bebek gül bebek gel buralarda buyur konuş diye programlara da çıkarırlar mıydı? Bize dediler ki gel bizden anlaş. Yahudinin aleyhine konuşma her şeyi serbest edelim sana her yeri dediler. Bize bu teklifleri yaptıkları zaman ta hapislerdeyken biz. Ama biz Allah'ın düşmanlarını met Dostlarını da kötüleyemeyiz. Hiç zaman Allah bize taviz verdirmesin. İtikadımızdan bizi ayırmasın inşallah. Biz doğruyu söylemeye devam edeceğiz. Ama onlar da bize saldıracak. Her şeyimize saldıracak. Saldırdılar, saldırıyorlar. Ama velakin Allah Müslümanlara feraset versin, basiret versin, şuur versin, idrak versin. Dostu düşmanı tanımak nasip etsin. Ha? Dostu düşmanı tanımak nasip etsin. Tabii ki onlar sen bize dokunuyorsun, biz de sana dokunuyoruz diyorlar. Bunu da yapmaları normaldir. Huyu da bunların huyu da buna müsaittir, elverişlidir. Ne bekleyeceksin bunlardan? Met etmesini mi bekleyeceksin? Zaten bunların met ettiği adama soru işareti koyacaksın. Kötüledikleri adamı iyi anlayacaksın. Met ettikleri adamı iyi anlayacaksın. Bunların pusulaları şaşırmış. Tarihleri şaşırmış. Her şeyleri şaşırmış. Hangi padişahı tenkit ediyorlar bu kadar padişahın içinden? Sultan Abdülhamid'i tenkit ediyorlar. Ne diyorlar? Kızıl Sultan. Anla ki Osmanlı padişahlarında Sultan Hamid'den büyük evliya yoktur. Çünkü neden? Onlar kimi tenkit ediyorlarsa işte odur. Ha kimi met ediyorlar? O met ettikleri adama mutlaka soru işaretini koyacaksın. Çünkü kime taviz ediyor, kimi konuşturuyorlar, kimi çıkarıyorlar, kimi dinletiyorlar? Onlarla pazarlığa girmiştir demektir. onlar böyle tekliflerle yanaşıyorlar. Allah Teala bizi muhafaza buyuracak inşallah. Bu hususta açıklamalar yaptık ahmetmahmutunlu.com diye bir site kurduk. Resmi sitemiz odur. Bizim adımıza çok site kuranlar var. İyi niyetle de var, kötü niyetle de var. Ama ahmetmahmutunlu.com bizim kendi sitemizdir. Orada duyurular bölümünde bu sohbetler yapılmıştır. Bir saat, bir buçuk saatlik izahlar yapılmıştır. Şimdi size bunları izah edecek vaktimiz. Yoktur. Ancak siz oradan dinleyin, insanlara da dinletin. Kafalarında soru işaretleri kalanlar varsa Onların da bir cevap verebilmeleri için bilgilenmeleri doğal haklarıdır. Biz de onlara bu bilgileri verdik. Mal beyannamesi, mal beyannamesi deyip duruyorlar ya. Biz de beyannameleri verdik orada. Bildirimlerimizi yaptık yani. Amin. Sübhane Rabbil Alil Alil Vâb. Rabbil Alemin. Salatu vesselamu ala seyyidil mursaline Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ya Erhamen Rahimin, Ya Erhamen Rahimin, Ya Erhamen rahim. Ya Rab uzaktan yakından kadın erkek bu cemaat senin yolunda hicret ettiler. Bir, bir iki adım da olsa daha da uzun yerlerden gelenler oldu. Hep ya Rabbi din tahsili için, ilim öğrenmek için yola geldiler. Sen bu kardeşlerimizin emeklerini zayi etme ya Rabbi. Amellerimizi iptal ettirecek günahlardan bizi muhafaza eyle. Ya Rabbi alemin cümlemizi cennetinle cemaatle müşerref eyle. Rıza-i şerifinle, likraşinle, vusletinle mesrur eyle. Ya Rabbi buradan dağılmadan cümlemizi, şu günah yüklerimizi sırtımızdan kaldır ya Rabbi. Bizi kuş gibi hafif günahsız olarak buradan çıkart ya Rabbi mağfura kad beddel ilim meclisine geldiniz bu kadar milletin sinemalara gittiği bir günde siz geldiniz Allah'ın dinini dinlediniz af olarak çıkın günahlarınızı da sevaba çevirdim nidasını bize duyur ya Rabbi Amin. meleklerle bizi karşıla ya Rabbi Amin. bizi uğurla ya Rabbi Amin. sen fazl ı bizi bütün eşrarın şerrinden muhafaza eyle evimizi ocağımızı malımızı mülkümüzü bütün manevi mukaddesatımızı değerlerimizi sana emanet ettik sen zayi etmezsin muhafaza eyle ya Rabbi Amin. آمين آمين بحرمة الله وياسين بحرمة النبي الأمين صلى الله على سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الحمد لله رب العالمين لا شرف روح النبي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وآله وصحبه مشاخنا كافة من روح روحنا أفن بامس خاصة من روح ماتنا مات المسلمين أمات هذه الجماعة الحاضرين الفاتحة